Cümleten selamun aleyküm. Herkese hayırlı hafta sonları. Rabbim herkese kazasız, belasız, bol, bereketli nasipler ve kazançlar versin arkadaşlar. Fahri abim, Yalçın reisim, özellikle sizlere de buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Burası benim ilk çalışma yaptığım alanın olduğu yer. Hemen yan tarafı zaten yakın bana. Burası mezarlık diye adlandırılan yerin hemen altı. Burada hemen şu alttan girişimiz var. Orayı çek bizim aşağıya doğru. Tamam. Orada hemen şu yol zaten burası. Hemen oradan bir girişimiz var. Buraya geliyor. Yavaş yavaştan ki bir anda şey yapmasın. Oradan buraya geliyor. Burada bir girişimiz var. Buradan hemen üste çıkıyor. Orada bir giriş var tekrar. Oradan da mezarlığa çıkıyor. Tabi bu tünellerin nerelerden çıktığı belli değil. Nereden geldiği belli değil. Ta aşağı yani belki 3 kilometre 4 kilometre aşağılardan geliyor. Dere olan kısım var. Oradan geliyor. Ta aşağılara kadar indim ben. Size odalar, mahzenler, mezarlar dolu. Yani ağza kadar dolu. Bu bölge olduğu gibi çok zengin bir bölge. Zaten bizim bu bölge, bu Karadeniz bölgesinin Rum Pontus Krallığı'nın yaşadığı yer. Yani çok zengin olan bir bölge. Şimdi şurayı ben yan tarafa geçeceğiz. Şurayı bir çizeyim Fahri abim. Sen şöyle gel. Elimi gel. Geç şöyle. Şöyle gel. Burada şeyimiz var. Tünellerimiz var şimdi. Tünel alttan yoldan geliyor. Orada bir kapak var. Önünde yine malzemesi var onun. Hemen açılıp aşağıda. Malzemesi girişte. Tekrar buranın da girişte bir malzemesi var. Üstün girişinde bir malzeme var. Oradan da mezarlığa atıyor zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Burası tünel hattı. Şimdi bu tünelin hemen birinci duvarı. Geldim. Burası ikinci duvarı. Yani burada bir 80-90 santime yakın bir giriş tünel ağzı var. Tünel. Devam ediyor. Oraya zaten alttan gelir hemen. Oradaki kapağı açtın mıydı? İçeri girip oradan buraya geleceksin. Buradaki kapağı da açman gerekiyor yalnız. Ben şimdi tünelin içinden şu duvara geçeyim. Tamam. Duvar hattından devam edeyim ben şimdi. Almıyorlar güzelce. Şimdi şurada zaten girişimiz var tekrar. Burada kapak yapacak bana şimdi. Bu kapağın kalınlığını verir şimdi arkadaşlar. Kapak. Evet. Şurada 30-40 santime yakın bir kapağımız var arkadaşlar. Ondan sonra zaten direkt içeriye devam ediyor. Evet. Birinci kapağın kalınlığı. 30-40 santim arkadaşlar. Ondan sonra direkt içeriye. Bakın bunun değerli modunda da bakayım. Dur bizim yanalı tarafı. Altın modu. Arkadaşlar buralara bakın, bu Prometheus'la biz tespit ettik. Yalçın resmi cihazlarıyla. Allah kendisinden razı olsun. Şimdi altında bakın arkadaşlar, değerli modda altın almışım bakın. Direkt bekletmiyor. Bakın arkadaşlar. Zaten malzemeye yaklaştığında direkt kafa sallamaya başlıyor. Zaten malzemenin üzerine geldin miydi artık bu cihazı daha durduramıyorsun. Malzememiz kapağın içinde arkadaşlar. Burası açılacak. İçeriden malzeme alınacak. Tünelden tekrar yukarıya doğru devam ediyor. Hemen üstünde yine bir kapak var. Aynı şekilde malzemesi var. Oranın oradan da direkt zaten mezarlığa çıkıyor arkadaşlar. Benim asıl size çekim yapacak olduğum yer direkt ilerisi. Dön kızım bu tarafa. Dön bu tarafa. Şuraya çek. Şuraya çek kızım. Burası benim kendi babamın yeri arkadaşlar. Burası yol. Normalde üstü de yol. Altı da yol. Burası koptu, aşağı indi. Buranın ihalesi yapıldı. Onu bekliyordum zaten. Çıktı, ihalesi çıktı şimdi. Allah nasip ederse inşallah. Yani 15-20 güne belki başlanabilir buraya. Buranın zaten ihalesini alan abi de tanıyorum. Kendisiyle de akşam bir konuşma fırsatım oldu. 15-20 güne başlarsa, Allah nasip ederse, insan gücüyle değil tamamen makinayla yani burada işlem yapacağım arkadaşlar. Kendisine de söyledim zaten böyle böyle bir durum var diye. Kendisi de olur diye cevap verdi. Sıkıntı yok. Onlar da zaten bu işlerle uğraştığı için biraz artacak. Gel şimdi kızım. Gel. Şimdi sizden için burada bir oda var. Yaklaşık 5 metreye yani 10 metre genişliğinde. Hemen bunun altından girişi var.
Hemen şuradan bir giriş var yoldan. Tekrar yolun oradan bir giriş var içeriye. Oradan odaya geliyorsun ama burası resim büyük bir ihtimal aile mezarlığı. Fahri abim özellikle buraya senin yorumunu bekliyorum abim. Özellikle buraya bekliyorum. Burada ben mezarları çizdim. Yani mezar olarak çizdim. İnşallah yanlış çizim yapmamışımdır. Fakat bu altında tekrar devam eder ama ben oraya girmek istemedim bahçe olduğu için. Burası bir aile mezarlığı gibi gözüküyor. Malzemesi de güzel olan bir yer. Tekrar burası da aynı şekilde içeride malzeme bol olan yer burası. Gene aynı şekilde. Ben şimdi burada burası odanın köşesi. Burası köşe. Geleyim şimdi. Bana odanın köşesini yapacak burada. Evet. Bu iç duvarı arkadaşlar. Bıraktı. Bu dış duvarı. 30 santim falan kalınlığı var bunun. Zaten böyle bu şekilde bu hat devam ediyor böyle arkadaşlar. Bakın şimdi. Gel kızım. Gel benim tarafıma doğru. Gel. Al bir tane kızım. Tamam mı? Evet, dediğim gibi. Rabbim tekrar bu cihazları üretenlerden, satan Yalçın Resim'den de Allah binlerce kez razı olsun. Bizler bu cihazlarla beraber işlem yapıyoruz. Bakın yeraltı görüntülemesi var. Şu anda benim elimde olmayan malzeme. Eksik olan şu anda cihazları tamamlayamamamın sebebi bu. Burada biraz daha sıkıntı yaşıyorum o konuda. 3D kahron var. Yeraltı görüntülemesi. Yerin altını film gibi çekip veriyor sana. Bu yüzden arkadaşlar, bu cihazları alan arkadaşlar, gerek Prometheus'u, gerek Rion'u, gerek Plus 11'i alan arkadaşlarımız. Eğer doğru işlemler yapmak istiyorsanız özellikle ve özellikle yanında 3D kahronu almanız gerekiyor. Çünkü bu cihazlar birbirlerini tamamladığı için, birbirinin halkası olduğu için biri biri olmadığı zaman diğeri eksik kalıyor. Anladınız mı arkadaşlar? Aldığınızda mutlaka eğer paranız varsa tabii maddi duruma bağlı. Maddi durumunuz iyiyse mutlaka yanında 3D kahronu yeraltı görüntülemesini alın. Ben onu sahtekarları kahreden diyorum arkadaşlar. Evet, başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da gümüş modu arkadaşlar. Bakın belki görülüyordur bilmiyorum. Şimdi hava biraz açık olduğu için. Tamam. Sıkıntı yok. Artık görünmesin. Önemli değil. Yani, Bismillahirrahmanirrahim. Bakın arkadaşlar. Gümüş de direkt oraya atıyor. Bu bronz. Belki görülür. Tamam. Bakın arkadaşlar. Direkt oraya. Başka hiçbir yere yok. Direkt buraya. Şimdi şu mezarın içine gireceğim ben. Bronzu kapattık. Yapıyı da kapattım arkadaşlar. Sadece açmadı arkadaşlar. Bakın boşluğuna falan bakmadım daha. Onlara da bakalım. Şimdi şurada bir mezarın içerisine girelim arkadaşlar. Bir ikinci mezar. Bakalım bize burada yapıp bir şey çizecek mi? Bak buraya geldiğimde direkt beni çeviriyor arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Bakın. Kendi dedi. Ben döndürmüyorum. Devam edelim. Bakalım buralarda bir şey var mı? Buralarda çevirecek mi? Evet arkadaşlar bak. Burada da aynı şekilde. Şimdi bunu direkt altına aldım arkadaşlar. Bakın. Şimdi buradan tutalım. Bakalım nereye atacağız. Bakalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak. Direkt buraya attım. Altında direkt buraya attı arkadaşlar. Bakın. Cihazın tepkisi. Şimdi dönüşlerine bakalım arkadaşlar. Yine altın modunda. Evet arkadaşlar bak. Evet. Altını kapattık. Şimdi kızım boşluk modunu alalım. Boşluğuna bir bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani buranın neresinde gezersen gez arkadaşlar. Altı komple yapı. Oda. Odanın içerisinde ben mezar olarak çizdim tabi. Evet. Hayri abi. O değerli yorumlarını mutlaka bekliyorum. Resim. Bilgilerinle bizi aydınlat. Evet.
Şimdi odanın köşesine geliyorum arkadaşlar. Buradan derinliğini alacağım. Bakın şimdi boşluk var bunda. Sen gözüm geriye doğru. Evet. Şimdi odanın köşesindeyim arkadaşlar. Bakın. Devam et kızım geriye doğru. Şimdi bakalım bizi bir nerede kesecek. İçerisinde dikkat et geriye. Araba geçtiği için mecbur kapatmak zorunda kaldım arkadaşlar. Tekrar bu duvar hattında oradan tekrar geliyorum. Sen orada dur kızım, gelme. Tamam. Evet, boşluk. Evet, tam duvar hattının üzerinden arkadaşlar. Bakın boşluğu alıyorum. Evet, aşağı düşürüz. Tamam, fazla gitme zaten, aldı kesecek beni şimdi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada kestik. Şimdi bakalım. 5,5-6 metre gibi bir derinliği var arkadaşlar. Aslında ilk aldığımda 4 metre olarak vermişlerim. Şu anda ise bakın 6 metre. Yani cihazda yanılma payımız oluyor arkadaşlar. Yani o yüzden bunu kullanan, özellikle derinlik alan arkadaşlar. Sen geç o tarafa kızım. Oraya geç. Oradan çıkar. Geç oraya. Tamam, oradan çek sen şimdi. Burası duvar attı arkadaşlar. Böyle duvar attı. Oradan çevirecek beni şimdi. Bismillah. Bu iç duvarından devam ediyorum arkadaşlar. Bakın şimdi. Burası iç duvarı. Dış duvarı zaten hemen şuradan. Evet arkadaşlar. Buraya geldim ve buradan çevirecek mi ama? Evet. Şimdi burada bana duvar yapabilir arkadaşlar. Bakın. Bu iç duvar. Bıraktı. Tekrar şimdi dış duvar arkadaşlar. Bakın dönüyor. Dönecek ama. Uzun basmasını aldıysa tamam. Burası duvar attı arkadaşlar. Bakın bura böyle devam ediyor. Duvar olarak devam ediyor. Orada tekrar beni köşe yapıyor. O duvarın tam olduğu yerde köşe yapıyor. Fakat bizim içerisi burası. Mezarlık olan kısım. Gel şimdi şöyle gidin karşıma geç. Geç karşıma. Mezarları çizelim. Şimdi ben odanın içine giriyorum arkadaşlar. Bakın burası odanın duvarı. Bura duvar attı. Ben şimdi odanın içerisine giriyorum. Evet. Birinci mezar. Bakın şimdi arkadaşlar. Bu mezarın kalınlığını veriyor bana. Yani 15-20 santim. 25 santim belki bir kalınlığı var duvarın. Şimdi buradan tekrar geliyorum. İçerisi boş. Bakın bu içeride atmıyor arkadaşlar. Bakın. Buraya geldiğimde tam köşede tekrar atıyor. Bıraktı. Evet. Bu birinci mezarımız. Dikkat et bizim. Evet. Bu ikinci mezarımız arkadaşlar. Bakın bu duvar kalınlığını veriyor şu anda. Bakın. Şu kadar bir kalınlık var. 25 santim falan kalınlığı var. Burası ikinci mezarımız. Zaten çizmişim burayı arkadaşlar. Şimdi burada tekrar köşe yapacak. Evet. Bu üçüncü mezarımız. Fakat böyle sırayla devam ediyor. Yani burada belki kaç tane var? Burada 3 tane. Belki 6-7 tane mezarımız var şu arada. Ama ben 3 tanesini çizebildim. Burası bahçe olduğu için arkadaşlar. Şimdi bunun mezarın tekrar baş tarafından devam edeyim duvar hattından. Bakın şimdi arkadaşlar. Ben mezar olarak adlandırıyorum.
Öyle gözüküyor. Evet arkadaşlar bakın. Nazarın bitişinde kesti beni. Ne yaptım? Yandım. Evet arkadaşlar bakın. Tekrar çeviriyor. Bak. Evet. Mezar attı arkadaşlar. Birinci mezar. Evet. Bu tekrar buradaki birinci mezarın duvar kaldığında. Bıraktı. Devam ediyoruz. Evet. İkinci mezar. Tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ikinci mezarı veriyor tekrar. İkinci mezarı veriyor. İkinciden sonra dördüncü de veriyor arkadaşlar. Ama pek tabi evet arkadaşlar bakın dördüncü mezar. Belki 5, 6, 7, 8 tane belki 7, 8 tane mezar var burada şu arada. Belki 7, 8 tanenin üstünde de mezar var. Yani burası bir aile mezarı arkadaşlar. Yani burada hemen bunun duvarın hemen arka tarafında yine aynı şekilde malzemelerin bol olduğu bir yer var. Hemen karşıyı göstereceğim. Cennet tarafı paskanın olduğu yere. Bakın. Hemen burası şu paskanın ortası. Özellikle bu ara komple yine aynı şekilde arkadaşlar. Tamam bizim. Ben şimdi malzeme var mı yok mu mezarların baş taraflarına ve dip taraflarına orta kısımlara bakacağım arkadaşlar. Bir bakalım. Bakın şimdi bu mezarın baş tarafı. Döndük. Bakın arkadaşlar. Burada şimdi bana yuvarlak yapacak. Burada yuvarlak yapıyor. Yani burada artık küp, kase, kazan artık ne var bilmiyorum. Yani bu açıldıktan sonra bu görünecek. Bunu da yaklaşık derinlik ölçüsünde aldım. 4 metre falan veriyor. Yanılma payı falan 5, 5,5, 6'yı belki bulabilir. Tabii Fahri abi özellikle senin yorumlarını bekliyorum buraya abim. Buraya için özellikle yorumlarını bekliyorum Fahri abi. Allah sizlerden de razı olsun. Sizler olmasanız zaten bizler bu işlere bu kadar kolay yapamayız. Evet. Şimdi değerli moda açıyorum. Evet arkadaşlar altın modu açık şu anda. Bakalım şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar. Bakın burası komple dolu. Bu ara paskanın altı, orası, yan tarafı, her taraf dolu arkadaşlar. Bakın. Beni direkt oraya atıyor arkadaşlar. Demin küpü çizdiğim yere bakın. Şimdi başlıyor yavaştan kafa sallamaya. Tam çizdiğim yer üzerine geldim miydi? Artık piyas. Dön, kaldır beni döneceğim diyor. Tamam mı arkadaşlar bakın. Bunu ben döndürmüyorum. Elime de dikkatli bakın bakın. Elim sabit duruyor. Evet arkadaşlar. Bu Prometheus. Cihazların kralı. Bunun bir üstü yine Leon var. O bundan daha gelişmiş. Daha çabuk tepki verebilen. Onun bundan daha gelişmiş olmasının sebebi daha hızlı tepki verebilmesi. Yapılara falan daha çabuk algılaması. Bu biraz daha yavaş ama tabii kullanmana da bağlı arkadaşlar. Yani yavaş derken çok da yavaş değil. Bu senin kullanmanla alakalı aslında. Şimdi acemlik döneminde ben bunu kullanamıyordum doğru düzgün. Ama şu anda benim için bu olmuş aslında çocuk oyuncağı. Biraz da beynini çalıştırdın mıydı? Yapılardan, şundan, bundan, toprak altından da anladın mıydı? Resmi dediği gibi. Yani bu Plus 11 olsun, Prometheus olsun, Leon olsun. Bunların hepsini aynı şekilde kullanabilirsin. Ve kullanan arkadaşlarımız var, videolar atıyorlar, gerçekten müthiş kullanıyorlar. Çünkü neden? Onlar artık yani özellikle dediğim gibi arkadaşlar bakın cihazda derinlik alırken o derinliği yani yanılma payını da hesaba katın. Şimdi 2 metre 3 metreleri alıp daha sonra 5 metrede çıkmadı deyip yanılgıya düşen arkadaşlar özellikle bakın bir sefer 2 sefer 3 sefer alın yani mutlaka bu derinlik paylarını özellikle tek seferle geçmeyin. Çünkü o derinlik çok önemli. Ona aldanıp hani 2 metrede 3 metrede çıkmadı 5 metrede çıkmadı deyip bırakıp giden arkadaşlar da var. O yüzden mutlaka bunları özellikle ve özellikle söylüyorum. Yani aldığınız bir daha alın. Aldığınız bir daha alın. Yani değişik yönlere doğru alın. Değerli modları da alın. Çünkü bu çok önemli arkadaşlar. Evet tekrar buradan Fahri abi senin o değerli yorumlarını mutlaka bekliyorum. Evet resim. Buradan sizlere tekrar selam ve saygılarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Açılırken mutlaka zaten buranın videosunu tekrar atacağım ben size. Özellikle buranın değerlendirmesini sizlerden bekliyorum. Allah'a emanet olun. Saygı ve sevgilerimle. Hoşça kalın.